Merhabalar. Evet arkadaşlar, merhaba, merhaba. İsmim Derse hoş geldiniz. İyi akşamlar herkese. Tanıdık isimler var gibi. Evet, herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi bugün biraz TYT'de çıkması muhtemelen sorulara bakacağız biraz. İşte hangi konudan hangi soru çıkabilir, hangi soru tarzı çıkabilir, o sorular üzerinde duracağız. Bakalım sınava yakın sorular hazırlamaya çalıştım. Bu sorulara değineceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi kimyada ÖSYM ne sorar? Öncelikle kimyayı bir tanıtalım TYT olarak. Şimdi kimyadaki konumuz arkadaşlar, TYT kimyadaki konumuz ilk olarak simya kimya kısmı var arkadaşlar. Simya, hatta şey diyelim, kimya bilimi diyelim. Daha sonra kimyanın ilk konusu olan atom ünitemiz var. Daha sonra atom, periyodik tablo ya da periyodik cetvel şeklinde. Daha sonra yine 9. sınıf konusu olan maddenin halleri var arkadaşlar. Maddenin halleri, doğa ve kimya. Devam ediyorum. Burası 9. sınıftı. Şimdi 10. sınıf konularımız var. 10. sınıfın ilk konusu arkadaşlar kimyanın temel kanunları vardır. İşte burada sabit oran var, katlı oran var, kütlenin korunumu var. Bir de arkadaşlar sıkça sorun olan mol konusu var. Daha sonra arkadaşlar karışımlar ünitesi var. Asit baz. Ve son olarak kimya her yerde. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar konularımız bu şekilde. Şimdi konulardan kaç soru çıkar onu söyleyelim. Şimdi simya kimya kısmından arkadaşlar bir soru geliyordu. Fakat bu değişebiliyor arkadaşlar. Dediler ki simya konusu müfredattan kaldırıldı. Ama bazı denemelerde yine de çıkabiliyor arkadaşlar. Tabii simya nedir değil de. İşte burada arkadaşlar bileşiklerin adlandırılması var. Konu anlatımı değil, daha çok soru üzerinde duracağız. Hani tanıtım olduğu için soru üzerinden gideceğiz. Kimya bilimi yine burada arkadaşlar madde, işte element, bileşik, karışım var. Elementlerin adlandırılması yine arkadaşlar son zamanlarda çok geliyor. Bütün denemelerde görürsünüz. Bileşiklerin adlandırılması, işte kovalent bileşik, iyonik bileşik. Bunlardan bir soru geliyor arkadaşlar. Yine atomdan bir soru, periyodik tablodan bir soru, maddenin hallerinden bir soru. Şimdi doğa ve kimya konusu arkadaşlar son yılda çıkmadı. Şöyle ki soru karışık olacak. Yok. Bir 10 tane sorumuz var, o kadar. Hani fazla boğmak istemedim. Toplamda 7 tane soru çıkıyor ya, ama ben ikişer tane hazırladım. Karışık sorular arkadaşlar. Doğa ve kimyadan buradan arkadaşlar
su ve hayat dediğimiz kısım var. İşte çevre kimyası, doğa ve kimya. Buradan bir soru geliyordu. Yine arkadaşlar son zamanlarda bunu göremiyoruz. Kimyanın temel kanunları var. Aynen öyle, her konudan soru çözeceğiz. Aynen. Kimyanın temel kanunları var arkadaşlar. Buradan bir soru geliyor. Sabit orandan gelebilir, katlı orandan gelebilir, molden de gelebilir arkadaşlar. Karışımlardan muhakkak bir soru geliyor. Asit bazdan bir soru. Kimya her yerdeden yine bir soru geliyor arkadaşlar. Şöyle bir baktığımda toplamda 8 adet yaptı. Şöyle ki arkadaşlar, şu bir tanesi ve şurası bir ihtimaldir. Kesin olacak yerler asit baz, karışımlar, kimyanın temel kanunları, maddenin halleri, periyodik tablo arkadaşlar, kimya her yerde, bunlar kesinlikle geliyor. Ya atomdan sorar ya da bileşik adlandırmadan sorar. Ama ben yine de ne olur ne olmaz ikisinden de soru çözümüne koydum arkadaşlar. Evet, dilerseniz şimdi sorularımıza bakalım arkadaşlar. İlk olarak şöyle atomdan kolay bir sorumuz var. Biraz süre vermek istiyorum sizlere. Hani cevap vermek isteyen, yapmak isteyen verebilir, yapabilir. X2Y4-2 demiş. Bu bileşikte arkadaşlar toplam bize proton, nötron, elektron sormuş. Var mı cevap vermek isteyen arkadaşlar? Evet, cevap geldi. Başka cevap vermek isteyen varsa yazabilir arkadaşlar. Güzel. Peki. Kolay bir soruydu arkadaşlar. Güzel. Şimdi burada püf noktamız elektron arkadaşlar, ona değinmek istiyorum. Şimdi şuraya yazacağım, proton, nötron ve elektron. Bu bileşiğimiz arkadaşlar, bunu açmamız gerekiyor. Atom, işte atomda proton, nötron, kütle numarası, bunların yerlerini biliyoruz. Ama bize bir bileşik verildiğinde toplam proton diyorsa bileşikte tamamıyla yapıyoruz arkadaşlar. Yani açacağım, X'in protonu baktım 6 ama X'ten 2 tane var. O halde çarpı 2 diyorum. Artı Y'ye geldim. Y'nin protonu 8. Y'den 4 tane var. Çarpı 4 dedim. Daha sonra işlemi yaparsak 32, 44 mü geliyor? Proton sayısı 44. Yani buradan A ve E seçeneklerini eledik. Geldim nötrona. Nötron dediğimiz şu aradaki yerde arkadaşlar. 6'ya 9 oldu. X'in nötronu 6 çarpı 2 artı Y'nin nötronu 9 çarpı Y'den de 4 tane var. 36, 12 daha, bu da 48 yapar arkadaşlar. Yani şunları da eledim. 2 seçenek kaldı. Elektrona geliyorum. Yine X'ten 2 tane var. Elektron sayısı 6 artı Y'nin elektron sayısı 8, 4 tane var. Şimdi burada arkadaşlar şu iyon yükünü hesaba katmam gerekiyor. Bu iyon yükü Y'ye değil de bileşiğin tamamını etki ediyor. O yüzden dikkat edelim. Eksi demiş, biz hesaba katarken artı şeklinde hesaba katıyoruz. Eksi dediğimiz arkadaşlar elektron almaktı. Artı deseydi elektron vermek anlamında, o zaman çıkartacaktı. Buradan işlemi yaparsak arkadaşlar dediğiniz gibi 46 gelir. Yani cevap C seçeneği olur arkadaşlar. Evet, bu soruyu geçelim. Şimdi yeni bir sorumuz var arkadaşlar. Periyodik tablodan bir sorumuz. Arkadaşlar bu tarzı sorular geliyor, inanın test çözerken, deneme yaparken diyeceksiniz ki böyle soru gelir mi? Evet, geliyor arkadaşlar. Bazen püf noktalar gelebilir, bazen hani kolay sorular gelebilir. O yüzden dikkat edelim.
Evet, bir tekrar istenmiş. Hemen söyleyeyim. Burada proton, nötron, elektron toplamı bakmıştık. Şimdi X2Y4 değil mi? Şurada X2'si vardı. X'ten 6 tane var protonu. 2 tane olduğu için 6 çarpı 2 dedim. Y'den Y'nin protonu 8. 4 tane olduğu için 8 çarpı 4 dedim. Toplamı 44 geldi. Aynı şekilde nötron, aynı şekilde elektronu yaptım. Ama elektronda dedim ki şuradaki artı 2 kısmı vardı. Pardon, eksi 2. Biz onu hesaba artı 2 şeklinde yaptık. Evet, şimdi geldim proton... periyodik tablo sorusuna. Evet, bunun içinde seçenekler gelmişti. Evet, sorular kolay değil mi? Şimdi kolaydan zora doğru gidiyoruz, tamam mı? Birazdan gelecek. Evet arkadaşlar, şimdi helyum, berilyum ve magnezyum. Bunları açtığımızda 2, 2, 2 ve 2, 8, 2. Yani hepsi 2 adıdır arkadaşlar. Hangisinde eşitlik sorulmuş? İyonlaşma enerjileri eşit değil. Elektron içeren katman sayıları eşit değil. Elektronegatiflikleri, yarı çapları eşit değildir. Ama son katmanlardaki elektron sayıları eşittir arkadaşlar. Güzel. Şimdi periyodik tablodan bir sorumuz daha var arkadaşlar. Bu soruya bakalım şimdi. Evet. Hangisi yanlıştır diyor. Bir E seçeneği geldi. C seçeneği geldi. Merhaba, merhaba, hoş geldin. Evet, seçenekler geldi, cevaplar. C patlama, yine mi C oldu? Evet, Z ve Q elementlerinin değerlik elektron sayıları aynıdır. Şimdi burası 1A, 2A, Q dediğimiz değerlik elektron sayısı 2, Z'nin değerlik elektron sayısı, istisna sorulmuş arkadaşlar, helyum, yani burası 2'dir. O yüzden bu doğru. Atom yarıçapı en büyük olan Q demiş, soldan sağa gidildikçe atom çapı azalır, yukarıdan aşağı gidildikçe artıyordu. Dolayısıyla doğru. Q ve Y elementler arasında, şimdi bu bilişi arkadaşlar nasıl yapacağız? Q 2A'da, o halde burası artı 2 değerli kalır. Y'de arkadaşlar 3, 4, 5, 5A grubunda. 5A'daki elementler ya artı 5 ya da eksi 3 değerli kalır. Bu artı aldığına göre burası eksi 3'tür. Çaprazlama yaptığımızda bize bu bileşik verilir arkadaşlar. Z elementi monoatomik. Monoatomik dediğimiz doğada bir tane tek atomlu haldedir. Z zaten helyum olduğu için doğru. Ama X ile Q elementleri metal olamaz. Çünkü buradaki X elementi hidrojen. Yani ametaldir arkadaşlar. O yüzden dediğiniz gibi C seçeneği olur. Güzel. Geçtim yeni bir soru, bir adlandırma sorusu arkadaşlar. Evet, bakalım burada cevap hangisi? Evet, E seçeneği geldi. A seçeneği geldi. E, A, başka? A seçeneği geldi. Şimdi arkadaşlar burada biraz kafalar karıştı. E, A ve B seçeneği gördüm orada. Tane. Şimdi kolayından başlayalım. Yani ben şu Y'den başlamak istiyorum arkadaşlar. Diklorheptaoksit gibi. Şimdi diklorheptaoksit arkadaşlar. Diklor demiş, yani klordan iki tane heptaoksit. Hepta dediğimiz arkadaşlar monoditrit diye sayacak olursak hepta dediğimiz 7 oluyor. Yani Y'nin arkadaşlar formülü bu şekilde olacak. Dolayısıyla
D seçeneği gitti. Kimse de D demedi zaten. Evet arkadaşlar, şimdi Z bileşiğine gidelim. Evet. Potasyum permanganat. Şimdi potasyum manganat MnO4 olacak arkadaşlar. Burada K2 mi 1 mi olacak? Hangisi olacak bakalım. Şu arkadaşlar per öneki getirilmiş ya. Bu per önekinin getirilmesinde bir olay var arkadaşlar. Nedir? Değerlikleri yazalım. Potasyum artı 1. Oksijen eksi 2 değerliktedir. Burada arkadaşlar manganın aldığı değerlik 7'dir. İşte arkadaşlar mangan artı 7 değerlik alıyorsa per eki getirilerek okunuyor. Eğer burası artı 7 değil de artı 6 alsaydı, artı 5 alsaydı o zaman manganat derdik. Bunun için de direkt arkadaşlar KmnO4 şeklindedir. Yani bu 2 olmaz arkadaşlar. O zaman ya A olacak ya da B olacak. Büyük bir kısmı A demişti sanki. Bakalım sodyum dikromat. Evet, sodyumdan iki tane kromat. Şimdi arkadaşlar bu özel bir adlandırmadır. Kromat dediğimiz Cr2O7. Cr2O7 şeklindedir. Bakın burada -2 var değil mi? Sodyum 2 değerlik. İki tane sodyum var. Bu iki arkadaşlar bileşiğin değerliğinden geliyor. O halde cevabımız bu olacaktır. Sanırım şurada takıldınız. Kromattan işte iki tane olur şeklinde. Ama CrO4 kromat olmaz. Cr2O7'dir arkadaşlar. Buna biz dikromat diyoruz. Evet, bu sefer cevabımız C olmadı, B oldu. Evet. Yeni bir soruya geçtim arkadaşlar. Evet, büyü bozuldu. Hadi bakalım yeni bir soru arkadaşlar. Bu da türler arası etkileşimler konusunda. CH4 var, H2S var, H2O var. Aşama aşama demiştim. Evet, bir E seçeneği geldi. İnşa. E, D, C. Yukarı doğru gidiyoruz. E, 40 dakika olarak planlamıştık. Evet, E seçenekleri var, B seçeneği var. Bakalım arkadaşlar, yine kafaların karıştığını görüyorum. Hangisi yanlıştır diyor. Öncelikle şöyle bileşiklere bir bakalım. Hangisi kovalent, hangisi iyonik? İyonik yok. O halde bu üçü kovalent olduğuna göre bunlar arkadaşlar polar mı apolar mı ona bakalım. CH4 dediğimiz arkadaşlar molekül olarak apolardır. H2S molekül olarak polardır. H2O molekül olarak polardır arkadaşlar. A'ya bakalım. CH4 apolar bir moleküldür. O zaman bu doğru oldu. H2S molekülünde H ve kükürt atomları arasında polar kovalent bağ olur. Arkadaşlar bu benim yazdığım molekül olarak yazdım. Bağ olarak yazarsam ikisi farklı şeydi. Molekül olarak derse işte arkadaşlar hani bağlara bakıyorduk. Molekül olarak bakıyorduk. Merkez atomda eşleşme var mı yok mu elektronlar ona bakıyorduk. Ama bağ olarak derse aynı atomdan oluşuyorsa apolar, farklı atomdan oluşuyorsa polardı. O halde bunun üçü de polardır arkadaşlar. Yani B seçeneği de doğrudur. D'ye bakalım. Sıvı halde H2O molekülü arasında etkin çekim kuvvetleri hidrojen bağdır demiş. Evet arkadaşlar, H2O ile H2O arasında hidrojen bağ vardır. Doğrudur. H2S gazı H2O sıvısı içinde çözünür.
Evet, bu da polar, bu da polar. Doğrudur. Evet, yine cevabımız C oldu. Kaynama noktası en yüksek olan CH4 değildir arkadaşlar. CH4 apolar. Neydi? Kaynama noktasını sıraladığımızda iyonik kovalent, kovalentte de polar apolardan daha büyük oluyordu. Yani burada H2S ve H2O daha büyük oluyor CH4'ten. CH4 en küçük oluyor. Evet, geçiyorum şimdi yeni bir sorumuza. Asit bazdan bir soru arkadaşlar. Haydi bakalım. Asit bazdan bir soru. Bakalım bunda nasıl cevaplar gelecek. Sabiye her zaman tutmayabilir ya. Evet, B seçeneği geldi. A seçeneği geldi. A'dan başka yanıt yok galiba, farklı olarak genelde B. Evet arkadaşlar, maddelerden hangisinin derişik suluş özeltisiyle hidrojen gazı çıkarmaz demiş. Arkadaşlar bu amfoter metaller. Amfoter metaller asitle de bazla da tepkimeye girer. Zaten seçeneklere baktığımızda HCl1 asittir. NH3 bazdır. C'deki asetik asittir arkadaşlar. D'de sodyum hidroksit bazdır. E'de HNO3 dediğimiz bu da bir asittir. Yani seçeneklerde asit de var, baz da var. O halde neye bakacağım? Şimdi amfoter metal asitle de bazla da tepkimeye girer ve girdikten sonra hidrojen gazı yani H2 oluşturur arkadaşlar. Ama bunun bir istisnası var. Amfoter metaller asitle bazla giriyor ama kuvvetli asit, kuvvetli baz olması gerekiyor. HCl, işte HNO3, asetik asit bunlar kuvvetli asittir. Sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Ama NH3 dediğimiz zayıf bazdır arkadaşlar. Amfoter metaller zayıf bazlarla tepkimeye tamam girebilir ama hidrojen gazı çıkartmaz arkadaşlar. O yüzden kuvvetli olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Evet, geçtim yeni bir soruya. Maddenin halleriyle ilgili bir sorumuz var şimdi. Nereden anlıyoruz? Kuvvetli asit bazlar arkadaşlar suda %100 iyonlarına ayrışabilen asit ve bazlardır. Zayıf dediğimiz kısmen iyonlaşıyor. Bunları aslında biraz ezberlemek gerekiyor. Mesela HCl suda %100 çözünür. Şimdi HCl zaten en kuvvetli asitimizdir. HNO3, asetik asit bunlar kuvvetli bir asittir. Ha, pardon. Tamam. Şurada arkadaşlar asetik asit dedim ama asetik asit zayıf asit. Bu amfoter metaller kuvvetli asitle kuvvetli zayıf bazı. Zayıf asitle tepkimeye giriyordu ama bazda kuvvetli baz olması gerekiyor. Zayıf bazda tepkimeye girmiyor. Bir sorumuz geldi. NH3'ün suda çözülmesi nasıl oluyor? Aynen öyle dediğin gibi NH3 susuz bazlı değil mi? Suyla tepkimeye girdiğinde arkadaşlar NH4 ve OH oluşuyor. Buradan da baz olduğunu yakalayabiliriz. Evet. Geçiyorum arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle bir sorumuz var arkadaşlar. Şu mu? Dedim ki aslında bu kuraldır. Amfoter metaller kuvvetli asit ve zayıf asitlerle tepkimeye girer. Kuralımız şu, amfoter metaller kuvvetli bazla tepkimeye girer ama zayıf bazla tepkimeye girmez. Bir de bakın ne demiş soruda? Tepkimeye girsin, bir de H2 gazı açığa çıkarsın demiş. Hangisinde çıkarmaz? Zayıf bazla çıkarmaz.
tepkimeye girer girmesin ama H2 gazı çıkarmaz. Asit bazlarda tepkimeler arkadaşlar, asitle mesela aktif metal vardı arkadaşlar. Asitle aktif metal tepkimeye girince bir tuz açığa çıkıyordu, bir de H2. Aynı şekilde asitle, rica ederim, kuvvetli asit olsun, zayıf asit olsun, amfoter metaller tepkimeye girdiğinde tuz ve H2 gazı açığa çıkıyordu. O halde şu soruya bakalım arkadaşlar. İki tane kabımız var. Kabın birisinde %20'lik 80 gram tuz, diğerinde de %25'lik 80 gram tuzumuz var. Bir E cevabı geldi. Birinci kaptaki çözeltinin elektrik iletkenliği ikinci kapa göre daha azdır demiş. Birinci kaptaki tuz kütlesinin ikinci kaptaki tuz kütlesine oranı 4/5. Birinci kaptaki çözeltinin buhar basıncı ikinci kaptaki çözeltinin buhar basıncından küçüktür demiş. E seçeneği arttı. Bakalım arkadaşlar, öncelikle şimdi 80 gram tuz çözeltisi demiş. Ben burada ne kadar tuz olduğunu bulabilirim. Farklı bir yanıt geldi. Yani formülümüz yüzde eşittir M çözünen bölü M çözelti çarpı yüzde arkadaşlar. Buradan her ikisinde de kaç gram tuz var ona bakalım. Yani 20 eşittir x bölü 80 çarpı 100. Buradan sadeleştirdiğimiz zaman arkadaşlar böldüm 5. X buradan 16 gelir. Diğerine bakıyorum şimdi. 25 eşittir y bölü 80 çarpı 100. Sadeleştirdim 4. 4 ile de 80'i sadeleştirdim. Buradan da 20 geldi. 16 gram tuz burada var. 20 gram burada var. Şimdi birinci kaptaki çözeltinin elektrik iletkenliği ikinci kaptakine göre daha azdır. Evet, azdır. Çünkü ikinci kaptaki tuz oranı daha fazla. O yüzden birinci ifade doğrudur. Yani A seçeneğini ve D seçeneğini eledik. Birinci kaptaki tuz kütlesinin ikinci kaptaki tuz kütlesinin oranı 16'ya 20 demiştik. 16/20'den 4/5'i bulduk. Aynen öyle. Çok olunca mı daha seyrek yoksa? Yok, tuz daha fazlaysa iletkenliği daha fazla oluyor. Yani derişik olması gerekiyor. Birinci kaptaki çözeltinin buhar basıncı ikinci kaptaki çözeltinin buhar basıncından küçüktür demiş. Şimdi arkadaşlar burada baktığımızda bunun tuz oranı daha fazla değil mi? Tuz oranı daha fazlaysa hangisinde buhar basıncı fazla oluyor? Arkadaşlar buhar basıncı birinci kapta daha büyük oluyor. Bu ifade yanlıştır. B cevabı, E ve B seçeneğini söylemiştiniz zaten arkadaşlar. E diyenler gitti. Şimdi birinci kapta 16 gram tuz var. İkinci kapta da 20 gram tuz var. Birinci kabın arkadaşlar buhar basıncı fazla. Şöyle düşünecek olursak, bir kaba işte daha fazla tuz ekledim. Diğer kaba ekleme yapmıyorum. İkinci kapta arkadaşlar eklediğim tuz suyun kaynamasını geciktirecek. Bu da arkadaşlar buhar basıncını hani daha sonradan olacak. Aynen öyle. Emine'nin dediği gibi kaynama noktasıyla buhar basıncı ters orantılıdır. Güzel. Buna dayanaraktan da cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Var mı bir sıkıntı bu soru için? O halde geçiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım, yeni ve kolay bir sorumuz. Ben okurken sizlerden de seçenek istiyorum, cevap istiyorum. Mutfaklarda su ısıtmak amacıyla kullanılan çaydanlıklar zamanla kireçlenmektedir. Kireçlenmenin nedeni suya sertlik veren kalsiyum, magnezyum. Şurası arkadaşlar hikayedir. Direkt nedir? Kalsiyum karbonatı, magnezyum karbonatı gördünüz. Evet, limon tuzu.
Bakalım arkadaşlar, hem cihazın zarar vermemesi hem de insan sağlığına değil mi? Kullandığımız arkadaşlar kolay bir yöntem limon tuzu. Tuz ruhu arkadaşlar insan sağlığına zarar verir. En kuvvetli asitimizdir. Kezzap olsun, perklorik asit olsun, zatça bunlar kuvvetli asittir. Ama limon tuzu zayıf asit oluyor arkadaşlar. Evet, zayıf da olsa yine bu kirici çıkarmada yeterli oluyor. Güzel. Hadi bakalım yeni bir soru. Yine bu sorumuz arkadaşlar karışımlar konusunda. Evet, çıkmıştı değil mi? Bakın ne dedim? Sorular kolay. Ama geliyor mu? Geliyor. ÖSYM soruyor mu? Soruyor arkadaşlar. Ve birçoğumuz kolay soruya düşüyoruz. Bu soruda bir şeylik vardır diye. Kimlik arıyoruz. Evet, Mustafa'dan bir cevap geldi. Evet arkadaşlar, bakalım isterseniz şimdi bu soruyu nasıl yapacağız? Bu soru arkadaşlar karışımların güzel formül geldi. Tam ben yazacaktım. Aynen öyle. M1 çarpı %1 artı M2 çarpı %2 eşittir M son çarpı %son. Buradaki M son dediğimiz M1 artı M2'nin toplamı. Ya da Safiye dedi ki M1 V1 M2 V2. Evet, oradan da yapabiliriz. Şimdi burada formülümüzde yüzde var. Yüzde bulabiliriz. Yani ilkinde arkadaşlar yüzdesi nedir? 20 gram tuzu var, 60 gram su. İkisini topladım 80. Buradan sadeleştirirsek arkadaşlar ne gelir? Şuradan sadeleştirdim 4. Buradan arkadaşlar 25 gelir. Bu 25 yüzdesi. İkinciye bakalım. İkinci de aynı şekilde 120 bölü ikisini topladım 420 çarpı yüzde. Şimdi arkadaşlar buranın yüzdesi küsuratla geliyor. O yüzden ben size kısa yolunu söyleyeyim. Bu ikisinin karışımı değil mi? Zaten karıştır diyor, değil mi? İkisini kaba karıştır diyor. O halde hani yüzdelik dilim vermemiş. O halde hiç yüzdelerden gitmeyelim. Diyorum ki 60 gram su vardı. 20 gram tuz var. Buna 300 gram su eklendi. 120 gram tuz eklendi. Bunları topladım. 360 gram su yaptı. 140 gram tuz yaptı. Neydi formülümüz? Yüzde eşittir M çözünen bölü M çözelti. Tamam, birazdan bitireceğiz arkadaşlar. Sorularımız az kaldı. M çözünen bölü M çözelti. Çözünen miktar yani tuzun oranı 140. Toplam çözeltimiz. Suyla tuzu birbirine arkadaşlar karıştırdığımızda burası toplamda 500 yapıyor. 140 bölü 500 çarpı yüzde buradan giderse sadeleştirirsek cevabımız 28 olur arkadaşlar. Yine cevap C oldu. Hocam iyi gidiyoruz, kapatmayın. Tamam. Tamam, sorular bitene kadar. Sabaha kadar. Teşekkürler. Var mı bir sıkıntı arkadaşlar? O halde yeni soruya geçiyorum. Sabaha kadar. Aman sabahlar olmasın. Hangisi yanlıştır arkadaşlar? Haydi bakalım. Sorumuz maddenin halleri sıvılar ünitesinden. Olabilir. Aynen. Evet, Yunus Emre. Evet, toplayıp sadeleştir. Aynen öyle. Hadi bakalım sıvılar ünitesi. 20 santigrat saf su, 50 santigrat saf su, 20 santigrat etil alkol. O belki diyor ki her gün yapalım. Her gün beni çekeceksin ha. Evet,
E seçeneği geldi. Yani bu soruda C olmasın. D seçeneği geldi. Evet, iki seçenek arasında kararsız kaldık galiba. Bakalım arkadaşlar, akışkanlık 2'de mi 1'de mi? İkisi de saf su, sıcaklık fazlaysa akışkanlık azalıyor arkadaşlar. Sıcaklık arttıkça akışkanlık nedir? Viskozite. Viskozite dediğimiz olay var burada. Aynen öyle. Viskozite akışkanlığa karşı gösterilen dirençti arkadaşlar. Akışkanlık baktım. 50 santigratta daha akışkan olur. O halde birincisi doğru. Buhar basıncı 3-1'den büyüktür demiş. Evet, etil alkol. Burada da saf su var. Etil alkolün buhar basıncı daha fazla. Arkadaşlar kolonya. Kolonyanın içerisinde etil alkol vardır. Buhar basıncı daha fazladır. Kaynama noktaları 1-2'den eşit mi? Bu da saf su, bu da saf su. Sıcaklıklar farklı. Şimdi arkadaşlar buhar basıncını etki eden faktörler var. 3S ama kaynamaya etki eden SSD arkadaşlar. Burada sıcaklık var, safsızlık var ve sıvının cinsi var arkadaşlar. Burası buhar basıncı. Kaynamada ise safsızlık var, sıvının cinsi var, bir de dış basınç var. Sıcaklık, kaynamaya etkisi yoktur. O zaman bu ifade doğru. Viskozite 3-1'den büyüktür demiş. Baktığımız zaman etil alkolün viskozitesi saf sudan büyüktür. Doğrudur. Viskozite değil mi arkadaşlar? Saf su daha akışkan değil mi? Zaten bunların sıcaklıkları da eşit. O halde saf su mu, etil alkol mü? Saf su daha akışkandı. Peki E'ye bakalım. Moleküler arası çekim kuvveti 1-3'ten büyüktür demiş. Yine burada sıcaklıklar aynı. Saf su mu, etil alkol mü? Hangisinin çekim kuvveti daha büyük? Baktığımız zaman arkadaşlar etil alkol hani daha böyle uçucu olan bir şey değil mi? Uçar gider değil mi? Çekim kuvveti. Arkadaşlar çekim kuvveti deyince aklınıza şu gelsin. Nedir çekim kuvveti? Hani katının çekim kuvveti sıvıdan, gazdan büyüktü. Gazlarınki en düşüktü değil mi? O halde hangisinin çekim kuvveti daha büyük oluyor? Evet, çekim kuvveti arkadaşlar saf suyun mu, etil alkolün mü daha büyük? Hangisinin acaba? D'yi seçin. Tamam. Saf suyun, evet. Güzel, tam da, evet. Saf suyun arkadaşlar çekim kuvveti daha büyüktür. Bu doğru. Cevabımız C seçeneği oldu. Şuraya bir daha bakıyoruz arkadaşlar. Viskozite. Viskozite dediğimiz akışkanlık değil mi? 3-1'den daha akışkan saf su. Saf su da akışkanlığa karşı gösterilen direnç. Aynen öyle. Evet, cevap D. Aynen. Arkadaşlar şurayı tekrar söyleyelim. Şimdi zaten A, B, C'yi eledik. Çekim kuvveti. Dedim ki katı, sıvı, gaz. Burada bunlar aklınıza gelsin arkadaşlar. Katıların çekim kuvveti daha fazladır. Bakın saf su mu, etil alkol mü? Etil alkol daha uçucu değil mi? Hani gaz olarak düşünecek olursak. Safsı, su, sıvıdır arkadaşlar. Etil alkol burada. O halde birincisi 1-3'ten büyük oldu. D'de arkadaşlar bakın viskozite dediğimiz direnç değil mi? Akışkanlık tam tersi oluyor. Ama viskozite dediğimiz dirençti arkadaşlar. Akmaya karşı gösterilen direnç. Evet, su daha akışkandır. Etil alkol suya göre daha az akışkan. Ama bize burada viskozite diyor. Viskozite dediğimiz akmaya karşı gösterilen dirençti. O halde cevabımız D seçeneği oldu. Şimdi var mı sıkıntı?
Tamam. Geçtim. Arkadaşlar yeni bir sorumuz. Hadi az kaldı arkadaşlar. Biraz daha dayanın. Evet, yine maddenin hallerinden bir sorumuz var. Kristal katı ve kristal türü demiş. Bir saniye arkadaşlar. Evet, kristal katımız var. Bunun türü hangisidir? Hangisi yanlıştır diyor. Bakalım bu soruda cevap hangisi? Evet arkadaşlar, katılarımız ikiye ayrılıyordu. Kristal katılar, amorf katılar. Yine mi C Emirhan? Kristal katılarımızı ayırıyorduk arkadaşlar. 5 tane: kovalent, moleküler, iyonik, metalik ve ne kaldı geriye? Kovalent, moleküler, iyonik, metalik. 4 tane oldu. Diğeri de arkadaşlar amorftu. Evet, şimdi sorumuza bakalım. Kovalent kristallerde arkadaşlar elmas var. Elmas var, grafit var, silisyum karbür var, silisyum dioksit var. Bunlar kovalent kristal katıdır arkadaşlar. Daha sonra katı karbondioksit, karbondioksit dediğimiz arkadaşlar katı hali unutmayalım, kuru buzdur. Bu da moleküler kristal katıya örnektir. Çinko dediğimiz metal, metalik kristal. NaCl, bu da metal ametal, iyonik bileşiktir, iyonik katıdır. Buz arkadaşlar, H2O buz, kovalent değil, ne olacak? Moleküler olacak arkadaşlar, moleküler. Yani cevabımız E değil, C değil, A oldu. Dikkat. Hadi bakalım, geçtim, yeni ve güzel bir sorumuz var. Kütlenin korunumu kanunu, pardon, kimyanın temel kanunlarından arkadaşlar sabit oranlar kanunu. Hadi bakalım. Aynen öyle yapın. Evet, Safiye A diyor. Hadi bakalım. Bir A cevabı daha geldi. XI2 kütleci birleşme oranı vermiş bize. Bizden istenen X'e ve Y'nin kütlesi. Malzemeyi bize vermiş, değil mi? Deney yap diyor, yemek yap diyor. O halde arkadaşlar bu soruyu yaparken bu bileşiği açmam gerekiyor. Yani X bölü 2 Y eşittir. Kütlece birleşme oranına eşitliyoruz şimdi. O da 5 bölü 6'dır. Sadeleştirdiğimizde direkt geldi cevap. X bölü Y, o da arkadaşlar 5 bölü 3'tür. Yani cevabımız dediğiniz gibi A seçeneğidir. Güzel. Var mı bir sıkıntı? Geçiyorum arkadaşlar. Yeni bir sorumuz var. Bu sorumuz arkadaşlar kimya her yerde ünitesinden ilaçlar kısmından arkadaşlar. Kimya her yerdeden soruya bir bakın. Kimya her yerdeden arkadaşlar polimerlerden gelebilir. Daha sonra tabii ki de tamam Safiye, inşallah. Polimerler dedik arkadaşlar, temizlik malzemelerinden gelebilir, ilaçlardan gelebilir. Burada ben ilaçlara değinmek istedim. Evet, haplar bir veya daha fazla dozda etken madde içeren sert ve sıkıştırılmış ilaçlardı demiş. Evet arkadaşlar, buna biz artı koyarız değil mi? A seçeneği geldi. Merhemler diğer ilaçları, ilaç formlarına göre en hızlı. Hadi canım, iğne varken merhem ne alaka değil mi? O halde şu seçeneği bir eleyelim. Kaldı iki seçenek. Enjektör yardımıyla kas içine, damara, deri veya deri altına uygulanan steril çözeltilere iğne denir. Evet, tabii ki de deri altına uygulanıyor. Az önce iğne demiştim, iğne geldi. Değil mi? Bak Yunus Emre diyor ki seçeneklerden gitmek daha kolay.
Evet bak TYT'de çıkmıştı değil mi? Ya güzel. Hatırladın. Ağız yoluyla vücuda alınan şuruplar konsantre halinde vücuda alınan sıvı ilaç formudur demiş arkadaşlar. Bu ifade de doğru. Yani cevabımız A seçeneği. Güzel. Gelebiliyor arkadaşlar. Bu zamana kadar geldi mi? Geldi. Şimdi de geliyor mu? Geliyor arkadaşlar. Haydi bakalım son sorumuz arkadaşlar. Son sorumuz. Son soruyu şöyle taçlandırmak istiyorum. Yok, bugün bu kadar. AYT ne zaman olur bilmiyorum. Hadi bakalım son soru. İsterseniz olur. Yok ya dur dur gitmeyin ya. Moni görünce. Peki o zaman arkanıza yaslanın ve uçuyoruz. Hangileri doğrudur arkadaşlar? Şimdi burada bize gram demiş, SO2 demiş. Öncelikle mol bulalım. 50 günde AYT yetişir mi? Neden yetişmesin? Neden yapamıyorsun Seyitan? Evet bak E'den C'ye geçtik. Bakalım. Şimdi arkadaşlar mol bulalım dedim. Yani formülümüz N eşittir M bölü MA. Kütlemiz yok zor değil. Bak yapalım. Tamam yapalım zor değil. 19,2 bölü MA'sını şuradan MA'sını hesapladınız arkadaşlar. 32 artı 32'den 64 mü geldi? He, arkadaşlar bu sanki 3 katı. Bir de sıfırımız var. 0,3 moldür. Yani ikinci ifade doğru. İki olmayanları ben eledim. Üçüncü ifadeye geçiyorum şimdi. 0,3 N tane. Arkadaşlar 1 molde kaç atom var burada? SO2'de toplamda 1 buradan, 2 buradan 3 atom değil mi? Bir de tane deyince işin içine Na giriyor. 1 molde 3 Na varsa bizim bulduğumuz 0,3 molde kaç Na'dır arkadaşlar? Kaç tane atom vardır? Buradan da 0,9 çarpı Na tane atom vardır. Üçüncü ifade ne oldu arkadaşlar? Ya 3 gitti. Öldü. Yanlış oldu. 1 mol 0,1 mol olsaydı tamam doğru derdik. Ama biz molü arkadaşlar 0,3 bulduk. O halde 3 gitti. He, geldik. Herkes C demişti sanki. Az önce C'yi çok gördüm. Ama kimse B demedi. Garip kaldı. Arkadaşlar düşmeyelim. Mol ünitesinde arkadaşlar ilk başta söylenir. Hatta maddenin hallerinde gazlarda söylenir arkadaşlar. Gaz, bu odada arkadaşlar odanızda bulunan bir gaz var değil mi? Bütün havayı kaplıyor. Her yeri kaplıyor. İşte kapının köşesinde de aynı, yatağın ucunda da aynı, koltuğun üstünde de aynı. Hani bütün eşit bir şekilde dağılmış. Ama katı ve sıvılarda arkadaşlar litre öyle değil. Bardakta koyduğum suya işte yarım litre geldi. Şişede 1 litre geldi. Öbür damacana da 5 litre, 10 litre geldi. Yani litre maddenin haline göre değişir arkadaşlar. Bu soruda ne demiş? Gaz demiş. Evet, gaz dediği için o halde diyorum ki 1 molde nedir arkadaşlar? 22,4 varsa bizim bulduğumuz 0,3 molde kaçtır? Evet, buradan işler dışlar yaparsak arkadaşlar 672 bir sıfır bundan bir sıfır bundan 6,72 litre. Yani sorumuzun cevabı dediğiniz gibi C olur. Yine C seçeneğiyle kapattık. Peki arkadaşlar şurada gaz demeseydi sorunun cevabı ne olurdu? O kadar açıklama yaptım. B olurdu değil mi? Evet. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bazen buraya hiçbir şey dememiş olabilir. Ya da buraya katı sıvı demiş olabilir. Değil mi? Hani bilemeyince C diyordum.
Evet, sorumuzun cevabı burada arkadaşlar, C oldu, gaz hali için. Hemen şurayı sileyim. Evet. Arkadaşlar, bizi takip etmeye devam edin. Evet, vallahi 40 dakika dedim ama 40 dakikayı bir 10 dakika geçti. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Sizlerle buluştuğuma ben memnun oldum. İnşallah sizler için de öyledir. Güzel bir ders olmuştur diye umuyorum. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Katıldığınız için teşekkürler. Keşke daha uzun olsaydı. Oo. Bilseydim bir 20-30 soru hazırlardım. Kalan sürede kimyada konulara hangi konu? TYT için ağırlık vereceğiniz konu arkadaşlar, periyottan bakın kesinlikle geliyor. Maddenin hallerinden, türler arası etkileşimlerden, bunlara zaten arkadaşlar TYT için her bir konudan bir soru geliyor. Teşekkürler Seyitan. Ben de sizleri bekliyorum. Evet, AYT için de bekliyoruz inşallah. Teşekkürler. Haftaya. Tamam, inşallah arkadaşlar. İsterseniz talep olursa neden olmasın. Kalan süreyi arkadaşlar iyi değerlendirin. AYT'de yetişmez diye hiç korkmayın arkadaşlar. Hani yapamayacağınız soru değil de daha böyle nokta atışı şeklinde giderseniz hani kalan süre zarfında daha yararlı olacağını düşünüyorum. Var mı benden istediğiniz? Ben genel tekrar videosu izliyorum. Genel tekrar videosu. He, şimdi Yunus Emre özelden. AYT'de en çok soru nereden geliyor? Aynen bak, belki ne demiş? Organik demiş. Evet, organikten 2 ya da 3 soru geliyor. Hatta 3 soru geliyor arkadaşlar. Organikten arkadaşlar AYT'nin temeli arkadaşlar kemiği 11. sınıftır. Enerji var, işte hız var, çözelti var, gaz var. Yani ne ararsın 11. sınıf konusu. Ha, 12'den elektrokimya ve organik kimya. Bu organik kimyadan 3 soru geliyor. Elektrokimyadan da 2 ya da 3 soru geliyor arkadaşlar. O dağılıma göre değişebilir. Aynen öyle. Gazlar düzenli. Bir sene ideal gazları soruyorlar, gaz yasaları. Bir sene kinetik teori. Diğer sene işte gerçek gaz, ideal gaz. Diğer sene gazların su üzerinde toplanması. İstisnasız geliyor. Birazdan büyük maç var. Ders ne zaman biter? Dersimiz bitti. Şu an sorularınızı cevaplıyorum. Büyük maç varken ne var ya bugün? He, tamam. Peki. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Tekrardan inşallah görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Ben dediğim gibi çok çok memnun oldum. İnşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Bol tekrar edin arkadaşlar. Bol da soru çözmeyi unutmayın. Elinize geçen bütün denemeleri çözün. Hadi bakalım. İyi akşamlar diliyorum herkese. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. İyi akşamlar.